Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir koşullu biçimlendirme, İngilizce kullanımlarda Conditional Formatting uygulaması ve içerisinde yine fonksiyonlarla belli işlemlerin yapılması, temel olarak da bir risk değerlendirme çalışması diyelim. Burada şöyle, işte biliyorsunuz kurumsal uygulamalarda riskler değerlendirilir, birçok risk yazılır, hangi süreçle ilgiliyse. Bu diyelim ki bilgisayarla ilgisi, bütün arızalar, şunlar bunlar, kesintiler, sorunlar yazılır. Bunlara puanlar verilir. Bu bir metrik sistem oluşturma denilir. Biz de 27001 işlerinde bunları yapıyoruz. Bunlar tamamen sizin değerlendireceğiniz ve önlemler alacağınız şekilde düşüneceğiniz çalışmalar. Tamam. Bir de risklerin tabii sayısal değerine karşılık belli aralıklarda da düşük, orta, yüksek gibi veya çok düşük, kritik vesaire diyebilirsiniz bunlara. Bunlara da böyle bir risk matrisi gibi düşünüp derece verilir arkadaşlar. Bunlar da sayısal karşılığı olsun. Ve burada baktığınızda neyi görmek istenir? Ya yüksek olan riskler kırmızı olsun. Ama buna göre de düşük mü yüksek mi olduğu buradaki şeylerle, yani bir eğer yazılarak gelsin gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra da yine yükseklere kırmızı, ortalara sarı verecek. Hem böyle renkler düşünebilirsiniz, hem de ayrıca koşullu biçimlendirme simgelerini de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu çalışmayı alalım ve kendimiz baştan sona yapalım. Şuna ihtiyacımız yok, zaten o gelmeyecektir büyük ihtimalle. Çünkü sadece verileri yapıştıracağım. Evet, biraz büyüteyim. Ondan sonra hemen bir tablo çevirelim, değil mi? Adettendir diyelim. Geri aralığa dönüştürelim. Tablo olarak kullanmak istemiyorum. Bunlar da neydi bu sütunlar? Düşük, yüksek, orta gelmiş zaten. Ha, bu verilen değer. Bu bizi çok ilgilendirmiyor şimdi. Silelim. Bunları da kendimiz koyacağız. Onları da silelim. Bize ne gerekiyor? Şu tabloya da ihtiyacımız var. Onu da alalım. Buna göre değerlendireceğiz. Şimdi beraber hemen düşük orta meselesini yapalım. Simge olacak burada da. Başlıyoruz. Eğer yazacağız. Tabii eğer ve de kullanılabilir. Yani if and beraber. Sadece eğerle, sadece if'le de olabilir. Amaç buradaki 3'ten küçük mü? Yani bundan büyük ve eşit, bundan küçük gibi de düşünebilirsiniz. Ama sadece şöyle de yapsam. Kilitliyorum buna. Küçüktür, eşittir. Tabi hangi değer? Bu arada çok pardon. Buna bakacağız hep B2'ye. Buradaki kilitli değerden. Küçük ve eşitse düşük getir. Kilitli. Değilse bir eğer daha açıyorum bakın. Yine B2'ye bakacağız. Küçüktür, eşittir. Küçüktür, eşittir. Bu ise yani 7'den küçük. Diğerini 3'e verdi. 7 ile 3 arası anlamına gelir bu arkadaşlar. İse orta, kilitli. Dediğim gibi idealini eğer V ile yapabiliriz. Öyle çalışmalarımıza da bakarsınız. Küçük eşittir. 10 dedi, kilitli. Öyleyse de yüksek, kilitli. Onu alıyoruz yani direkt buraya. Buraya da hatalı aralık, böyle bir değer yok. Ondan büyük olursa. Evet. Gördüğünüz gibi yaptık. Doğru mu test edelim. 1 ise düşük, 4 ise orta, efendim 7 ise orta, 10 ise, 8 ise yüksek deneyelim. Evet, güzel. Arkadaşlar şimdi bunun renklendirmesi çok kolay. Yani koşullu biçimlendirmeye gideceğiz. Eşittir'i seçeceğiz. İşte efendim düşükse, hatta şunu eşitse diye yazabiliriz de. Buna eşitse yeşil yap. Ama yeşil şey olacak.
Değil mi? Tamam. Yapmadı. Tamam. Kendi bildiğimiz gibi yapalım. Orada sanki böyle bir saçmaladı gibi. Ben bakayım. Şunu eşitse diye baktık. Ondan sonra evet, tekrar gidip gidip şeylerini yapabilirsiniz. Ne diyelim? Sarı için, yeşil için herhalde çok zor olmasa gerek, kırmızı için. Şimdi simgeleri koyalım. Bildiğiniz gibi simgeleri doğrudan bu şekilde veremiyoruz. Bir değer üretmemiz lazım. Oradaki mantıkta aynı şekilde şunu alalım. Yine 1, 2, 3 üretecek şekilde buraya yapıştıralım. Bu sefer bunu getirmiyorum da bunu getiriyorum, kilitli. Buradan takip ediyorum. Bunu getiriyorum, kilitli. Buradan takip ediyorum. Bunu getiriyorum, kilitli. F4 tuşuyla bu arada onları yapıyorum. Kilitlemeleri elle yapmak herhalde şey olabilirdi. Ne oldu? Bazı şeyleri değiştirmemişiz herhalde. Bir daha bakalım. B2'ye bakıyor. Bununla karşılaştırıyor. K2'yi veriyor. Tamam. Ondan sonra J'den aldığı bir şey mi var? Evet. Şurada J4 varmış. Onu yapalım. Nereden çıktı? Bunu anlamadım. Kilitli. Hayır. Çok özür dilerim. J4 değil. Burası olacak. Kilitli. Evet. Bazen acele etmekten kaynaklanıyor arkadaşlar. Evet. 1, 2, 3 değerlerini de verdim. Bunu ne için kullanacağım? Simge kümelerini koymak için. Tabii kendi biliyorsunuz oransal yöntemiyle veriyor bunu. Çok önemli değil. Şimdi düzeltiriz. Evet. Bakın yalnızca simge göster. Burada da 3, 2, 1. Yani 2'den küçük dersen. Görelim. Sarı çalışmadı. Hemen bakalım. Neden olabilir? Şimdi 3'ten büyük ve eşit olanlara onu veriyor. Tamam. 2'den büyük ve eşit olanlara sarı verecek. 2'den küçükleri yeşil verecek. Özür dilerim. Burası yüzde değil, sayı olacak. Tekrar vereyim. Evet, bu birazdan bir anlamına gelecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi yüksek risklerimizi kırmızı, bir daha düzeltelim. Yüksek risklerimizi kırmızı, düşük risklerimizi yeşil yapmaya çalıştık. Farklı şeyler de olabilir. Ben tamamıyla bir kullanım sunuyorum size. Farklı değerlendirmede düşükler, ortalar. Bir daha bakalım. Düşükse hemen yeşil oluyor. Ortaysa sarı oluyor. 8 ise kırmızı ise 10 oluyor. 33 ise hatalı aralık oluyor. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi prototip bir risk değerlendirme çalışması yapmış olduk. Umarım yararlı olur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.